Merhabalar, yeniden sizlerleyiz. Bugünün 8. sunumunda beraberiz tekrar. Şimdi sahneye Trendyol'da performans testing sunumunu aktarmak üzere Muhammed Taner'i davet ediyorum. Merhaba. İsmim Muhammed Tanır. Trendyol'da 2 yıldan beri bu test süreçleriyle ilgileniyorum. Daha çok performans testi üzerine. Size ufaktan Trendyol'da performans süreci nasıl işliyor, neyi nasıl yapıyoruz, onunla ilgili bir sunum yapacağız. Şimdi ilk olarak performans testi nedir, niye yapılır, ondan ufak bir bahsedeyim. Yani muhtemelen herkesin az çok bilgisi vardır ama yine de bir üstünden geçelim. Biz Trendyol'da 3 şeyi ölçmek için performans testi yapıyoruz. Birincisi scalability, yani bir verdiğimiz servis ne kadar scale olabiliyor, maksimum ne kadar kullanıcıya hitap edebiliyoruz, kesintisiz hizmet ver, yani hizmette bir kesinti olmadan. Bunu ölçmek için test koşuyoruz. İkincisi hız, verdiğimiz servis belli bir hızda olmalı ki kullanıcı sayfada gezinirken herhangi bir frustration durumuna girmeden, yani kullanıcıyı memnun edebilecek hızda bir servis verdiğimizi, verip vermediğimizi belirlemek için test koşuyoruz. Bir de stability olayımız var. Yani belli bir yükü açtığımız zaman sistemimiz çöküyor mu, çökmüyor mu, ya da işte normal bir yükte uzun süren herhangi bir servis verme durumunda herhangi bir problem oluyor mu bizim servislerimizde diye. Bu şeyi ölçmek için Trendyol'a performans testi koşuyoruz biz. Performans testi dediğimiz şey aslında sadece şey değil. Sisteme direkt yük vuralım, aha iniyor falan gibisinden bir olay yok. Bu biraz daha sistematik bir şekilde koşulması lazım. Bunun için birkaç farklı senaryosu oluyor. Mesela normal load testing denen bir senaryosu. Bu Trendyol'da beklenen yük nedir? Ve bu kadar ya, beklenen yükte herhangi bir trafik geldiği zaman sistem nasıl davranıyor? Bunu ölçmek için böyle bir senaryomuz var. Stres testing dediğimiz şey benzer bir senaryo ama bu daha çok bir ekstrem durumlarında uç case'lerinde nasıl davranıyor diye ölçmek için böyle bir test koşuyoruz. Yani normalde diyelim bize gelen trafik işte anlık 500 bin civarındaysa, 500 bin kullanıcı civarındaysa biz maksimum sunlarımızı görmek içinse mesela bunu yavaş yavaş artırıyoruz işte 500, 600, 700 bin civarında. Diğer bir senaryosu endurance testing dediğimiz bir olay. Bu da yine normal trafiği çok uzun bir süre içerisinde kaldırabiliyor muyuz ya da her sistemde herhangi bir yerde bir aksamalara sebep olabiliyor mu şeklinde bir senaryosu var. Spark testing bizim en çok gol yediğimiz yerlerden bir tanesi genelde ama bu da daha çok şey demek. İşte bir anda belli bir seviyenin üstünde kullanıcı aynı anda siteye gelirse nasıl davranıyor sistem gibisinden bir test. Burada işte aynı anda 500 bin user bir anda sayfalarda gezinmeye başlıyor şeklinde söyleyebiliriz. Volume testing olayımız var bir de. Volume testing ise bizim sonuçta kullandığımız her bir servis arkada başka bir tane database'e erişiyor. Ama bu database'in volümleri bu servisin performansını etkileyebiliyor. O yüzden değişen database boyutlarında bizim servisimiz nasıl hizmet veriyor onu ölçmek için volume testing olayına girebiliyoruz. Scalability de zaten anlaşılacağı üzere sistem beklenildiği gibi scale ediyor mu? Yani işte aynı anda işte 3 tane node daha ayaktaysa servis işte 100 bin kullanıcıya hitap edebiliyorsa bu işte 6 tane pod ayağa kalktığı zaman 200 bine çıkıyor mu gerçekten? Yoksa başka bir yerde bir bottleneck'e giriyor mu? Bunu ölçmek için böyle farklı testler koşuyoruz. Sonrasında tabii biz bu testi koşuyoruz ama bu testi koşarken aynı zamanda monitör etmemiz gereken bayağı bir yer var. Çünkü herhangi bir yerde problem olduğu zaman bunu direkt servis şurada problem var diye size alert vermiyor. Dolayısıyla monitör etmemiz gereken bayağı bir alanımız oluyor. Bunların başlıcaları zaten servislerin CPU'ları, memory'leri, servisin kullandığı network. Daha doğrusu network kısmında sadece servisin kullandığı değil de request'in içeri alındığından responsun dışarı çıkana kadar nereden geçiyorsa her yerin monitör edilmesi gerekiyor. Bunlarda herhangi bir problemimiz yoksa hepsini monitör edip bunlarda herhangi bir problem olmadığını görebiliyorsak bazen servislerimizin data source'larında bottleneck olabiliyor. Yani bizim servisimiz gidip SQL'den herhangi bir data çekip geri respons veriyordur. Serviste herhangi bir problem yoktur ama data source çok yavaş döndüğü için dolayısıyla bizim kullanıcıya verdiğimiz hizmetin kalitesi azalıyor.
Onun haricinde bizim monitör ettiğimiz başka yerler de var. Bir kullandığımız framework'ün belli başlı özellikleri oluyor. Diyelim işte Java'nın, .NET'in veya işte Blocking.io, Async.io vesaire. Kullandığımız şeylerin kendilerine göre belli avantajları ve dezavantajları oluyor. Bunları da tabii test koşarken bilmek bizim faydamıza oluyor. Çünkü hani hiçbir yerde problem göremeyebiliyorsun ama servis bir yerde patlamış oluyor. Nerede patladı bulmak için bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Biz içeride performans testi koşarken Locust.io diye bir tool kullanıyoruz. Locust.io Python üzerine yazılmış, performans testi için kullanılmak üzere yazılmış bir tane tool. Niye Locust kullandık? Yani piyasada bir sürü tool varken. Bunun işte Locust'un da kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. En büyük avantajlarından bir tanesi event driven olması. Piyasadaki diğer işte thread based tool'lara göre kullandığı resource'da ve request atabilme hızında belli bir avantaj sağlıyor. Onun için şöyle bir araştırma yapmışlar. Ben de oradan ilham alarak böyle bir şeye giriştik. İşte belli bir şeye kadar, seviyeye kadar thread based ile event based'in çok farkı yok ama CPU threshold'u bir şeyi açtıktan sonra thread based request atamamaya başlıyor. Dolayısıyla belli bir scale'in üstündeki servislerde thread based uygulamalarla test edemiyoruz. O yüzden event based olduğu için Locust'un orada bir artısı var. Async client kullanıyor. Dolayısıyla non-blocking IO yapabiliyor. O yüzden yine çok az bir resource'la çok fazla bir request atabiliyoruz servislerimize. Ve diğer bir avantajı da direkt kullanıcı storiesini simüle edebiliyorsunuz. O yüzden sisteme user bazlı gerçekçi bir trafik verebiliyorsunuz. Diğer bir güzel yanı da Python tabanlı olduğu için istediğiniz yerine istediğiniz değişikliği yapabiliyorsunuz. Yani benim servisim işte WebSocket kullanıyor ve benim servisim REST, ben Swap kullanıyorum vesaire. Bunların her birinin kendi client'ını yazıp o servise aynı tool üzerine test koşabiliyorsunuz. Tabii dezavantajları da var. Dezavantajlarının en büyüğü learning curve biraz büyük. Çünkü her şeyi sizin kendiniz yazmanız gerekiyor. Bir şey sadece belli bir base sağlıyorlar. O yüzden kendi servisinize göre adapte etmeniz gerekiyor bunu. Bir de monitoring'i çok detaylı değil. Dediğim gibi sadece belli bir base verdikleri için monitoring kısmında sizin kendiniz bir şeyler yapmış olmanız lazım. Exception handling'i de aynı şekilde. Siz ne kadar iyi kod yazabiliyorsanız o kadar iyi. Nasıl kullandık? Ufak bir kod örneği vereceğim. Burada ilk başta belli bir controller oluşturuyoruz. İşte benim bir kendi bir endpoint'im var. Benim base path'im budur. Bu base path'in üzerine şu path'le, şu parametrelerle çağırdığım bir endpoint'im var diye bir client oluşturuyoruz. Bir controller oluşturuyoruz. Daha sonra bu controller'ı kullanarak işte şu parametre gidip random bir tane parametre alıp o random parametreyle o controller'ı çağırıyoruz. Böyle bir task set oluşturuyoruz. Sonra task set'i de her birini bir user'a atıyoruz işte. Şu task set'i şu user koşuyor şeklinde. Dolayısıyla bir user belli bir senaryoyu simüle etmiş oluyor burada bu şekilde. Daha sonrasında istediğiniz herhangi bir şeye test koşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken test koşmak istediğiniz kola bir wrapper fonksiyon yazmak. İşte başını ve sonunu işte bir zamanla ölçüşüp işte şurada başladı, şurada bitti, şu kadar sürdü diye. Ve success and failure senaryolarında kendini sende derseniz istediğiniz her şey test yazabiliyorsunuz Locust'ta. Öyle güzel bir avantajı var. Onun haricinde kendi içerisindeki eventlerini dinleyip ona göre belli extension'lar yazabilirsiniz. Mesela biz burada şey yaptık. Bu belli bir sürede bir işte 2-3 saniyede bir bu client'lardan aldığı response time datalarını, yani servise attığımız her bir request'in bize geri dönen response time'ı şudur, işte şu client'tan gitmiştir. O esnada işte user şey sayısı şudur şeklinde raporları tekrardan Kafka'ya yazıp daha sonradan işte daha önceki koştuğumuz testleri kıyaslayabilmek için Kafka'ya atabiliyoruz. Bu şekilde bir extension yazabiliyoruz. Benim anlatacağım kısım burada bu kadar. Teşekkürler. Daha sonra Ali Berat arkadaşım bu user'ı nasıl simüle ettiğimizi anlatacak. Evet, çok teşekkürler Muhammed.
Şimdi Ali Berat Çetin ile Discrete Event Simulation and Performance Testing sunumuna geçiyoruz. Ali Berat'ı alabiliriz şimdi. Merhaba herkese. Ben bugün simülasyon, Discrete Event Simulation ve Performans Test'ten bahsedeceğim. Aslında bizim yaptığımız şey performans testi koşarken teoride bir event simulation yapıyoruz. Muhammed'in bahsettiği wait time modellemesinde bizim kullanıcıları çok iyi modellememiz gerekiyor. Çünkü modellemezsek yani bir asynchron call yaparak mesela bir bilgisayardan aslında belki yani saniyede 10 bin request yaratabiliriz. Ama bu çok gerçekli bir şey değil. O yüzden bizim requestleri bir modelden çıkarmamız gerekiyor. Burada çok kısa discrete ve continuous farkından bahsedeceğim. Bizim aslında kullandığımız sistem bir discrete sistem. Çünkü bizim servislerimize gelen inputlar, requestler bir integer şeklinde geliyor. Yani integer domainde. Ve sistemin state'leri gelen inputlar, integer inputlar sayesinde bizim sistemimizin state'leri değişiyor. Burada bu discrete event simulation konusunda bizim sanki yani aynı bizim servisimize gelen requestler gibi bir bankadaki müşteriler ya da bir gişedeki müşteriler ya da bir havalimanına saatte gelen uçak sayısı gibi olaylar discrete event diye geçiyor. Continuous eventler bir arabanın mesela benzin deposu ya da işte bir kombinin basıncı gibi. Biz aslında bu iki şeyi kullanarak simülasyon tool'larında bunu simüle edebiliriz. Burada stokastik prosesten bahsetmek istiyorum çok kısa. Stokastik proses burada çok önemli. Stokastik prosesler bizim gündelik hayatımızdaki olayların random olmasını açıklıyor. Şimdi burada bir ATM örneğim var benim. Aslında buradaki ATM'nin bir servis dağılımı var. Biz aslında bu ATM'yi bir simülasyon tool aracılığıyla ATM'deki para çekme olayının, para yatırma olayının response time'ının distribution'ı bulabilirsek eğer ATM'yi bir simülasyon tool aracılığıyla modelleyebiliriz aslında. Ama burada şunun bilinmesi gerekiyor. Bizim ATM'mizin müşterilere verdiği response time'larının bir dağılımı olması gerekiyor. Mesela biz bu dağılımı ATM'nin bir gün boyuncaki bütün response time'larını bir yere loglayarak ATM'nin aslında response time dağılımını bulabiliriz. Yani bu sayede mesela biz gidip yeni bir ATM kurmadan mesela çok işte Kadıköy merkezinde bir ATM kurarsak eğer kaç müşteriye ne kadar sürede hizmet verebilir onu bulabiliriz. ATM kurmadan bulabiliriz hem de bir simülasyon tool aracılığıyla. Burada biz iki şeye cevap arıyoruz aslında. Burada customers dediğimiz bir ATM queue'su yaratıyor. Burada queue teori şunu söylüyor. Bir servisimiz var ve bu servisin erittiği bir queue var. Servisin response time distribution'una göre queue'yu eritmeye çalışıyor. Burada bizim öğrenmeye çalıştığımız şey aslında şu. Bizim sistemimiz bizim elimizdeki queue'yu ne kadar sürede eritebiliyor? Bu önemli bir soru. Bunu bulabilirsek çok iyi olur. Ve bir de bizim queue'umuza giren müşteriler ortalama ne kadar süre bekliyor, hizmet alıyor bizden? Şimdi biz bunu aslında kendi web serverlarımız için de yapabiliriz. Ama web serverlarımızda olay stokastisiden biraz kaosa dönüyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi burada bizim müşterilerimize hizmet veren bir ATM serverı var. Ve ATM serverı aslında bir müşteri hizmet veriyor aynı anda. Bunun modellenmesi çok zor değil. Çünkü ATM'nin response time dağılımından rastgele bir response time çekerek işte mesela belki para çekecektir. Bir müşterinin para çekmesi için 3 saniye geçer deyip diğer müşteriyi alabiliriz mesela ATM queue'suna. Ama bizim web serverlarımızda bir makine özelinde mesela bir request geldiği zaman işte Java ile yazılmış bir backend application olduğunu düşünelim. Request geldiği zaman bir tane queue thread yaratılıyor bu request için. Ve gelen her request için bir thread yaratılıyor. Ve işletim sistemi tarafında bu threadler context switch aracılığıyla hani CPU'da değişiyorlar. Ve bu bizim için çok büyük bir kaos yaratıyor. Çünkü o anki işletim sisteminin durumuna göre threadlerin context switch süreleri değişiyor. Hatta threadlerin büyüklüğüne göre context switch'in kendisi de uzayabiliyor. Makinenin dışında burada bizim backend'de database'e kadar modellememiz gerekiyor. Çünkü çok kompleks yapılar var. Yani sipariş alma endpoint'in önünde mesela bir tane queue var. Bu queue'yu bir tane farklı servis eritiyor. O servisin database'e yazma süresi var, okuma süresi var. Bunun modellenmesi yine yapılabilir ama aşırı kompleks oluyor.
O yüzden biz performans testini bu şekilde simüle edemiyoruz. Ve performans testini simüle etmek için bizim gerçek kullanıcıları bizim ayakta olan sistemimize getirmemiz gerekiyor. Burada da biz performans testini production'da koşuyoruz bizim. Burada bizim modellememiz gereken şey aslında arrival time dediğimiz kavram. Arrival time aslında şunu açıklıyor. İki olay arasındaki geçen süre ya da belli bir süre aralığındaki gerçekleşen olay sayısı. Burada arrival time bizim için mesela bir saniye olursa bizim sistemimize saniyede bir request gelmiş oluyor. Biz bunu eğer bu şekilde modellemezsek, ilk başta bahsettiğim gibi yani bir bilgisayardan asenkron kollar aracılığıyla yani 1 milyon throughput yaratabiliriz. Ama bu bize user bilgisi vermiyor. Çünkü bizim aslında bir şeyi bilmemiz gerekiyor. Bizim sistemimiz ne kadar user'a ne kadar sürede hizmet verebiliyor bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bizim sistemdeki queue'umuzu ne kadar sürede eritebiliyoruz ya da bize gelen biri ne kadar sürede bekleyip ana sayfaya erişebiliyor. Bunları hep öğrenmemiz gerekiyor. Hani yalandan böyle çok düşük wait time'larla multi-thread ya da asenkron kol atarak çok büyük yük yaratmak aslında bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü o aslında bildiğimiz DDoS'a giriyor. Yani DDoS atak yapmak gibi bir performans testi yapmak aslında çok gerçekli değil. Burada bizim genelde kullanılan bazı distribution'lar var. Gerçek hayattaki bu ilk başta bahsettiğim işte bir otobandaki kazalar, bankaya gelen müşteriler, bankaya bir saat içinde gelen müşteriler mesela. Bu tip olaylar genelde Poisson distribution'a uyuyor. Poisson distribution şunu söylüyor bize. Bir bankaya mesela bir saatte 50 kullanıcı gelme olasılığı. Bu şekilde bir dağılım veriyor bize. Biz performans testini koşarken wait time'larımızı bir Poisson distribution'dan çıkararak veriyoruz. Bunu bulurken bizim aslında şeyi çok iyi görmek gerekiyor. Çok fazla endpoint var, çok fazla API var. Ve her API aslında bir Poisson distribution takip etmiyor olabilir. Burada hangi endpoint, hangi distribution takip ediyor bunu bir kere bulmak gerekiyor. Burada çok kısa bir video göstereceğim. Hangi prosesler Poisson distribution'a uyuyor, hangileri uymuyor? Onu görmek adına. Buradaki kapıyı bizim endpoint'imiz olarak düşünebiliriz. Gelen gülücük suratlar da request'ler olsun. Bu request'ler gördüğümüz gibi bir düzene sahip değiller. Yani aslında bu request'ler bir random geliyor. Yani bir request birbirine diğerine bağımlı değil ve bunların bir dağılımı var. Biz mesela eğer bir endpoint'imize gelen request'ler bu şekilde geliyorsa biz bu request'leri bir Poisson distribution aracılığıyla modelleyebiliriz. O anlama geliyor. Bu da bir şey case. Burada mesela gelen request'ler hep düzenli geliyor. Aradaki wait time'ler hiç değişmiyor. Böyle endpoint'ler de olabilir. Yani schedule bir job varsa bir endpoint'e sürekli gelen bu job'un schedule durumuna göre interval'ına göre bu böyle bir case yaratılabilir. Bu mesela bir distribution takip etmiyor. Burada bir yanılsama olabilir. Şimdi ilk videonun ilk başındaki örneğe benziyor aslında. Bu Poisson'du. Bu açtığım da aslında biraz ona benziyor. Ama burada mesela şey sıkıntısı var. Request'ler böyle bir gruplu geliyor. Bu mesela stokastik prosesi bozuyor. Çünkü stokastik proseslerde eventlerin birbirinden bağımsız oluşması gerekir. Burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir event geliyorsa yanında fazladan birkaç event daha geliyor. Mesela bu case bizim şeyde yaşanabilir. Sepetle ödeme arasında böyle bir şey yaşanabilir. Mesela sepete geliyordur. Sepete geldikten sonra doğal olarak ödeme yapıyordur. Mesela ve burada sepetle ödeme arasında mesela bir bağlantı oluyor. Ve aslında sepet gerçekten bir stokastik proses gibi random işlemiyor. Bunu görmüş olduk. Bunların testinin tek tek yapılması gerekiyor her endpoint için ki gerçekten modelleyebilelim. Burada çok kısa bir teorisinden bahsetmem gerekiyor. Şimdi Poisson distribution bizim için şunu söylüyor. Belli bir zaman aralığında belli bir user gelme olasılığı dağılımı çıkarıyor. Şu üstteki formül Px dediğim bu Poisson'un formülü. Oradaki lambda bizim için ortalama. Biz loglardan şunu bulabiliyoruz. Dakikada mesela bize eğer 10.000 kullanıcı geliyorsa eğer biz dakikada 7.000 kullanıcı gelme olasılığını bu distribution formülünden çıkarabiliriz. Burada lambda ortalama oluyor. Bizim için dakikada 10.000 request geliyorsa lambda burada 10.000 oluyor. Şimdi kullandığımız tool'a göre bizim request yaratmamızın şekli de değişiyor. Request yaratıp
getirmek aslında Poisson'a girer ama bizim kullandığımız tür locust ve locust'ta biz aslında requestler arası wait time tanımlıyoruz. Yani bir thread ya da bir asynchron call request attıktan sonra biraz bekleyip yeni bir request yaratması gerekiyor. Ama Poisson distribution'da bizim wait time ile alakalı bir şeyimiz yok. Onun yerine arrival, onun yerine occurrence'lar var. Poisson'daki lambda exponential distribution'da aynı geçiyor ve exponential distribution'da bize aynı lambda'da wait time'ını vermiş oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında. Dakikada 60 request geliyorsa wait time'ları 1 saniye olur bunların. Yani bir kullanıcı 1 saniye bekleyip request atarsa dakikada 60 request atmış olur. Biz bu şekilde bunu böyle modelleyebiliyoruz. Bu modelleme yapmamızın güzel tarafı da şu oluyor. Şimdi biz burada eğer bizim bir endpoint'imiz eğer Poisson distribution takip ediyorsa biz şunu yapabiliriz aslında. Mesela event döneminde dakikada daha fazla request geliyor. Ya da pazar günü akşam mesela daha az request geliyor bize dakikada. Biz şunu öğrenebiliriz aslında. Buradaki lambda'yı değiştirerek biz aslında bir user davranışı simüle etmiş oluyoruz. Lambda'yı çok artırırsak mesela burada sanki bir event dönemi simülasyonu event döneminde user simülasyonu yapmış oluruz burada. Şurada soldaki benim oluşturduğum exponential distribution 18 lambdalı. Burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Sağ tarafta da benim topladığım user loglar var. Ben bu user logları topladım ve bu overall mesela trend yolun gelen bütün requestleri bu. Sepet de dahil bunun içine, ana sayfada dahil, ürün detayda dahil. Bu logları topladım. Buradan şunu öğrenmemiz gerekiyor. Benim topladığım loglar yani bu userların logları bir distribution takip ediyor mu? Bunun testini yapmak gerekiyor ki eğer ediyorsa bu çok güzel çok güzel bir haber oluyor. Ben bu lambda'yı değiştirerek aslında yarın çok farklı bir event case'ini aslında testini yapabilirim. Ama bunu bilmesem event döneminde user'lar nasıl davranıyor? Ancak event dönemi gelince görebilirim. Ama şimdi ben lambda'yı değiştirerek bir nebze de olsa event dönemini simüle edebiliyor oluyorum. Tabii bu modellerin hepsi tabii yanlış ve hepsi sapıyor yani mutlaka. Teoride bu şekilde ama çok kullanışlı hale gelebiliyor güzel hesaplandığı zaman. Sağdaki dediğim gibi user loglarından oluşturduğum bir distribution benim. Soldaki de benim teoriden oluşturduğum exponential distribution. Lambdasını 18 verdim. Çünkü en yakın lambda 18 olduğu zaman çıkıyordu. Burada exponential distribution'da mesela lambda büyüdüğü zaman şeyden bahsetmiştim. Requestlerin dakikada gelen request sayısı ya da saatte gelen request sayısı daha fazla olduğundan bahsetmiştim. Aslında çok basit görmesi. Lambda arttığı zaman bu eğri daha çabuk mesela x eksenine yaklaşıyor. Bu da şu demek oluyor. Bizim fonksiyonumuz daha çabuk sıfıra vuruyor. Bu da şu demek oluyor. Yani sol tarafta daha fazla alan olmuş oluyor aslında. Eğer lambdayı küçültürsem mesela benim eğrim belki ta 200-300'e kadar burada sıfıra yaklaşmayacak. Bu da şu demek olacak. Belki bizim kullanıcılarımız 50 saniye, 100 saniye bekleyip tekrar request atıyorlar. Ama event döneminde lambda çok büyüyeceği için bizim kullanıcılarımız mesela en fazla 3 saniye bekleyip request atmış olacaklar. Lambda'yı artırdığım zaman ben aslında bayağı bir kullanıcının requestler arasındaki mesafeyi hesaplamış oluyorum. Burada bunun testi var. Kolmogorov-Smirnov test, two sample bir test, one sample da var. Benim aldığım iki tane dağılımın birbirlerine eşit olup olmadığını test ediyor. Ben şimdi burada lambda 18 alıp teorideki exponential distribution'dan yani şu lambda çarpı e üzeri eksi lambda çarpı x formülünden bir tane distribution oluşturdum. Ve bu distribution benim user loglarıma yakın mı değil mi onun testini yapıyorum. Burada bu fonksiyona bir tane teoride oluşturmuş exponential distribution verdim. Bir tane de user logların distribution'unu verdim. Ve bir test sonucu çıktı. Genelde hipotez testlerinde p-value 0.05 kullanılır. P-value ne kadar büyük olursa testimiz o kadar başarılı oluyor. Yani iki distribution birbirine o kadar yakın oluyor. Bizim endpointlerimiz de bu overall endpoint'ti. Yani direkt trend yola gelen bütün requestler buna dahil oldu. Şunu gördük ki bizim requestlerimiz bir exponential distribution'a uyuyormuş. Bu sayede biz performans testimizi koşarken bu ortalamalarla oynayarak bir user davranışını simüle edebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sözü Emre'ye bırakacağım şimdi. O da sistemleri nasıl ayağa kaldırıyoruz, nasıl yapıyoruz onlardan bahsedecek. Teşekkür ederim dediğiniz için. Teşekkürler sunum için Berat. Şimdi performans testing infra tarafı için Emre Torun'u davet ediyoruz.
Öncelikle herkese merhaba. Adım Emre. Trendyol'da çalışıyorum. Yaklaşık 5. seneme girdim diyebilirim. Aynen 4 senem bitti. 5. senemdeyim. Ben bugün size aslında benden önceki arkadaşımın anlattığı şeyleri nasıl bir yapıda kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Onu anlatacağım. Bir dakika sunum. Sanıyorum şimdi okey. İnfrayı anlatacağım ben size. Diğer iki arkadaşımın aslında anlatmak istediği şeyleri nasıl bir yapıda kurguluyoruz? Bunun için hangi tool'ları kullanıyoruz? Nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz? Aslında onları anlatacağım ben size. Agendamıza baktığımızda şu maddelerin üstünden geçeceğiz aslında. Burada hangi provider'ları seçiyoruz? Ve instance speklerini, kullandığımız makinelerin, VM'lerin speklerini neye göre belirliyoruz? Açıkçası bir performans testi koşarken hani bunların hangisi kritik gibi noktalarda ben kendince deneyimlediğim şeyleri anlatmaya çalışacağım. Daha sonrasında test yaparken kullanacağımız imajı nasıl oluşturuyoruz, neye göre oluşturuyoruz ve aslında hani makineleri create ederken hani hızlanması için bu creation time'ların nasıl bir yol izliyoruz onu anlatacağım. Akabinde infra kısmından bahsedeceğim. Biz bu yapıyı nasıl scale edip nasıl ayağa kaldırıyoruz aslında? Bu yapıyı nasıl oluşturuyoruz? Orada kullandığımız metodu ve işte yollardan bahsedeceğim. En sonunda bence hani bu Locust özelinde önemli bir konu, kritik bir konu olan core utilization konusunu aslında Muhammed'in de sunumunda biraz açıkladığı şeyi ben biraz daha açıklamaya çalışacağım. En sonunda da overview'da da böyle genel bir görüntüyü paylaşıp basit bir ekran üzerinden anlattıklarımı özetlemeye çalışacağım. Başlıyorum. Burada kullandığımız içeride provider'lar AliCloud ve OpenStack genelde ağırlıklı olarak. Ama hani infra sunumundaki arkadaşlarımın da bahsettiği gibi bizde herhangi bir şey bağımlı sistemler kurmaya çalışmıyoruz aslında. Vendor bağımlı sistemler kurmaya çalışmıyoruz. Kullandığımız tool'larda da zaten hani multi-vendor desteği verebilen tool'ları tercih ediyoruz. Yani yarın öbür gün bizim A provider'ından B provider'ına geçmemiz gün sonunda çok da fazla vakit almamalı. Hani bu change'i hızlı halledebilmeliyiz gibi bir yaklaşımımız var. O yüzden hani bir provider bağımlılığımız yok aslında. Yaklaşımlarımızda biz de infra as a code'u aslında performans testini yapısını oluştururken biz de o şeye bağlı kalmaya çalışıyoruz aslında. Yani yaptığımız her şeyi kod olarak yapıp işte bu kullanacağımız tool'larla beraber hızlıca ayağa kaldırıp scale edebilmek. İşte bizim de öncelikle amacımız performans testi tarafında. Spec seçerken, makine seçerken, makinelerin özelliklerini dikkate alırken, özellikle performans test yapılacak olan makinelerde şu birkaç maddeye özellikle değinmek istiyorum. Bir kere IO optimized olması, bu çok kritik değil ama hani herhangi bir bottleneck yaratmaması için connection ya da network'ten önce bir bottleneck yaratmaması için IO optimized makineleri tercih ediyoruz. Instance'ları tercih etmeyi öneriyorum. Bundaki asıl sebep şey aslında hani Locust'un bir IO vesaire bir hani bir orada bir gap yarattığından değil aslında. Zaten Locust hani çalışma mantığı olarak event based çalışıyor ve hani master ve worker'lar arasında async bir iletişim kuruyor. Hani o yüzden IO optimized ilk önemli değil ama hani bazen aldığınız response'ların boyutunun büyük olduğu durumlarda ve bu response işlemeniz gereken durumlarda işte hani herhangi bir özellikle o yarattığımız yük anında herhangi bir bottleneck yaratmaması için yine IO optimized makineleri tercih ediyoruz burada. Locust'un gücü biraz distribute kullanılmasından kaynaklanıyor. Yani siz bir makineye bir Locust kurup bundan çok performans alamazsınız açıkçası. Sizin bunu distribute kullanmanız lazım. Bunu yayabildiğiniz kadar instance'lar üzerine yayabilmeniz lazım. O yüzden de hani ne kadar çok CPU kullanabilirseniz performans test zamanlarında o kadar daha iyi verim elde etmiş olursunuz. Diğer bir konu bandwidth konusu. Bandwidth konusu aslında kullandığınız instance'lara göre hani sizin birazcık değerlendireceğiniz bir şey ama burada benim iki önerim olabilir. Ya böyle base bandwidth'i yüksek olan bir makine tercih edebilirsiniz. Ya da hani görece ekstra fiyat veya vesaire bir price biçmeyen hani ama size burst anında ekstra net
trafik ekstra benefit veren makine instance tiplerini tercih edebilirsiniz. Yine bu da aslında şey, hani provider'ın, kullandığınız provider'ın işte instance speklerine göre aslında değişiyor diyebilirim. Burada Locust özelinde iki farklı şey değinmek istiyorum. Bir de Locust'tan iyi verim alabilmek için bir, kullandığınız işletim sistemi üzerinde open files limitlerinin maksimum olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yine o makinenin connection limitlerinin, yine bu kullandığınız makine ve instance tipine göre değişebilir. Orada connection limitleri yüksek olan bir şey kullansanız performans testi anında aslında şeyden daha fazla verim alabilirsiniz. Diğer konum imaj yaratma konusu. İmaj yaratmak için Packer kullanıyoruz. Burada kullandığımız customized imajı, Packer'a verdiğimiz imajı yine aslında kendimiz kontrollü yapıyoruz burada. Çünkü Python bazlı işte kullandığımız modül library'ler ve Python versiyonuyla alakalı o uyuşmazlıkları işte bazen sorun olabiliyor Python projelerinde versiyon. Bunu bir tık önüne geçmek için burada custom imajı da, source imajı da kendimiz hazırlıyoruz. Ve aslında makinelere distribüt ettiğimiz imajı sadece üzerinde kodu çekip, kodu güncelleyip, işte kurulmamış bir library varsa onu kurup yolumuza devam ediyoruz. Aslında gün sonunda hedefimiz burada çok bir şey bırakmadan Locust'u run etmeye hazır imajlar oluşturup bunları makinelere dağıtmak. Infra yaratma kısmında burada şeye değinmedim. Bu imajları source kodu dinliyoruz ve bu source kodda bir değişiklik olduğu zaman bu imajları otomatik bir şekilde oluşturuyoruz. O değişiklik varsa source kodda onu dinleyip imajı oluşturuyor otomatik ve bu son versiyonlu imajı taklayıp bunu bir yerde saklıyoruz ve infrayı yaratırken de burada işte makineleri kaldırırken ki kullandığımız jump'ta o last successful imajı çekiyoruz aslında ID'sini ve onu kullanıyoruz. Bütün CI/CD pipeline işlemlerimizde Jenkins'i kullanıyoruz henüz. Burada environment'ı create ederken birkaç şey vermemiz gerekiyor. Birkaç parametre vermemiz gerekiyor. Burada bir aslında bir kolaylık da bizim için farklı projelerin beraber çalışabilmesi. Normal bir o yük testi yaptığımız zamanlarda biz aslında koşacağımız testleri proje bazlı ayırıyoruz. Aslında bundaki öncelikli nedenimiz örnek görüyorum web, mobil web ya da işte mobile gibi client'ların aslında farklı yük alması. Farklı yük almasının sonucu da bunların resource gereksinimlerinin farklı olabilmesi. Aslında bu yüzden projeleri bu tarz ayırmayı öneriyoruz. Bin makine create edebiliyoruz 5 dakikada. Bu gerçekten iyi bir süre bizim için. Bu kadar makineyi up edip kullanabiliyor olmamız ve testleri çalıştırabiliyor olabilmemiz. Bu bize hani zamandan vesaire inanılmaz tasarruf sağlıyor. Bunun için işte Terraform'u kullanıyoruz. Infra sunumu yapan arkadaşların da değindiği gibi aslında bu tarz infra create ettiğimiz ana teknolojilerden biri Terraform kullandığımız. Terraform'un paralelizme izin vermesi bize hız anlamında da kazandırıyor, elimizi güçlendiriyor diyebilirim. O yüzden böyle yaklaşık 1000 makineye yakın 4-5 dakika vesaire gibi kısa bir zamanda kaldırılabiliyor. Terraform'un çok detayına değinmeyeceğim ben. Hani benim öncelikli hedefim o tool'u anlatmak değil. Zaten arkadaşlarım detaylı bir şekilde anlattı. Ben burada Locust'u burada nasıl kullanıyoruz? Makineleri master ve slave olarak taklıyoruz. Bir proje workspace için, yani proje ayağa kaldıracağımız zaman bir tane master ve n tane slave şeklinde kaldırıyoruz. Bu slave sayısını şeyden veriyoruz, yine Jenkins'ten veriyoruz kaç makine kaldıracağımızı. Burada master için ve slave'ler için, yani worker'lar için ayrı bir şey çalıştırıyoruz, komut çalıştırıyoruz. İkisinin çalışma şekli birbirinden farklı, birazdan ona da değineceğim. Master için bir tane run master Python file'ı çalıştırıyoruz. Bu dışarıdan sadece Jenkins'ten verdiğimiz parametreleri alıyor. Bir de slave için de yine bu sefer Jenkins'ten verdiğimiz parametreler dışında bir de bağlanacağı slave'lerin bağlanacağı master IP'ye, master'ın IP'sini geçiyoruz ve makineler aslında üzerlerinde bu komut çalışarak ayağa kalkıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Burada bir trick de hani biz de bunu aslında biraz yolda öğrendik. Bu makinelerle connection kısmında
makinelerin aslında app süresini, yani ready kullanıma hazır duruma geçmesini hızlandırmak için username password yerine key pair authorization kullanmak yine şey, hani bir performans artışı sağlıyor makinelerin ayağa kalkma hızı olarak. Master'ı çalıştırmak için şöyle basit bir kod çalıştırıyoruz. Burada Locust'un çalıştırma komandı standart. Burada sadece thread master verip master olarak belirleyeceğiniz makinede bu kodu çalıştırmanız yeterli olabiliyor. Burada bir dikkat edilmesi gereken nokta, sunumun en başında şeye değinmiştim. Hani kullandığımız tool aslında core kullanmayı seven bir tool. Ama bu master için geçerli değil. Hani master'ı yine bir core kullanıyor ama bu master için sadece bir instance kullanırsanız kullanmanız daha iyi olur. Bu dediğim durum aslında şeyler için geçerli, slave'ler için geçerli. Biz şöyle bir yaklaşım belirliyoruz. Kullandığımız makine ya da instance kaç şeyliyse, core'luysa o kadar sayıda bu command'ı çalıştırıyoruz. Locust'un bu en son değineceğim konusunda aslında özetleyeceğim gibi şey, core utilization konusu. Burada işte core sayısı kadar bu command'ı çalıştırıyor olmamızın nedeni aslında Python'ın bir çalıştırdığınızda bir thread çalışıyor olması, single thread çalışıyor olması. Yani siz bir Python programı çalıştırdığınızda eğer hani multi-thread bir işlem yapmadıysanız bunun kullanacağı bir core. O yüzden hani siz böyle en core'lu bir makineyi sadece bir instance kaldırıp bir slave çalıştırmak için kullanmamalısınız. Bu aslında şey, birazcık verimi düşürebiliyor. O yüzden burada core sayısını da hesaplayıp o kadar sayıda slave kaldırıyoruz o makine üstünde. Biz bunu denedik aslında, hani bunun testini çok yaptık ve hani o core sayısı kadar şey kaldırdığınızda, locust instance'ı kaldırdığınızda aslında makineyi tam verimli kullanmaya yaklaştığımızı görmüş olduk. Bu dediğim konu da Python Global Interpreter Lock'ın konusu. Bu sadece az önce dediğim gibi sadece bir thread çalıştırmanıza izin veriyor sizin Python'ın çalışma doğası gereği. Bu yüzden şey, hani kaç core kullanıyorsanız o kadar instance kaldırmanız performans açısından ve yük testi anında verimli olabilmesi açısından bence şey, iyi olur. En son sistemin bir genel görüntüsünü anlatmaya çalışacağım. En başta yola bir tane source imajımızla çıkıyoruz. Bu source imaj tamamen bahsettiğim gibi bizim kontrolümüzde. Burada çalışacak Python versiyonu ve modüllerin versiyonlarını biraz kontrollü yapıyoruz. Packard'da verdiğimiz source imajın üzerine işte şey, güncel kodu çekiyoruz. Varsa tekrar requirement'ları install ediyor ve versiyonluyoruz bunu. Bu son versiyonlu şeyi, imajı Terraform alıyor. Terraform yine kendi üzerinde birkaç resource çalıştırıyor. Security group rule'ları gibi. Ve aslında master ve slave'leri kaldıracak işleri yapıyor. Burada aslında az önce bahsettiğim gibi en sayıda bir master'a en sayıda instance bağlayabiliyorsunuz. Ve biz bu instance'ı işte üzerindeki core sayısı kadar kullanıp aslında totalde o kadar bir core sayısı elde etmiş oluyoruz. Testler anında datayı dışarıdan okuyoruz, OSS'den okuyoruz datayı. Her bir worker burada, instance değil, her bir worker, o instance'lar üzerinde çalışan worker'lar, her biri kendi datasını çekmek için OSS'e bağlanıyor ve ilgili datayı çekiyor. Burada çalıştırdığınızda bu şeyi, sistemi, master ve slave'lerin aynı Python file'ını çalıştırıyor olması kritik. Yoksa şey, hani birbirinden bağımsız çalıştırıyorlar bu dosyayı. O yüzden aynı olması kritik bir nokta yine. Bazı zamanlar rolling'e ihtiyaç duyuyoruz. Hani çok istemesek de test anında kodlarda bir güncelleme yapmamız gerekebiliyor. Bunun için Ansible'ı kullanıyoruz. Ansible'ı performance tuning'le biraz daha iyileştirdik. Hani bin makine içinde yine Ansible'da performans alabiliyoruz. Bu Ansible'da yaptığımız iş sadece yine instance'lara bağlanıp mevcut locust instance'larını kilitledip güncel kodu alıp tekrar run etmesi ve son kod olacak şekilde yine ayağa kaldırıyor olması. Dediğim gibi bu çok şey değil ama bazen yapmak gerekebiliyor. Başka değinmediğim şey kaldı mı? Bu arada bandwidth olayı dediğim şey master ve slave için farklılaşabiliyor. Hani slave'ler outbound bandwidth
kritik onlar için aslında ve master için de yine inbound, sizlerden gelen dataları okuyup işlediği için inbound benefit'i geniş bir makine tercih etmeniz yine performans testinde sizin kaliteyi arttırabilir diye düşünüyoruz. Kim başka bilmediğim şey kaldı mı? Benim anlatacaklarım özetle bu kadar. Sorunuz varsa lütfen sorun. Hani öneri getirebilirsiniz, merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen sorun. Yardımcı olmaya çalışalım. Çok teşekkürler Emre. Berat ve Muhammed'i isterseniz yayına alalım şimdi. Sorularımızı cevaplayabiliriz comment kısmında. Eğer sorularınızı iletirseniz bizlere yorum kısmında YouTube'da arkadaşlarımız sorularınızı cevaplayacak. Elinize sağlık bu arada. Çok güzeldi sunumlar. 3 ayrı sunum hazırlamışsınız. Çok güzel ve detaylı oldu. Öğreticiydi. Teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bir soru var. Sorun Spike Test'e giriyor galiba demiş. Geçen sene Black Friday'de yanlış hatırlamıyorsam Trendyol sitesine 1 saate yakın ulaşamadı. Buradaki problem bu kadar kullanıcı aynı anda beklenmemesi galiba diye bir soru olmuş. Kim cevaplamış? Bu soru bana mı geldi acaba? Ben yaparken sormuş sanki. Evet. Benim yaptığım şey aslında Spike Test'e girmiyor. Benim yaptığım şey yani Spike Test için dediğim benim o distribution'lardaki şeyleri çok yükseltmek gerekiyor. Spike için daha farklı senaryolar kullanıyoruz genelde biz. Ya benim anlattığım şeyin çok aslında alakası yok Spike Test'le. Benim anlattığım şeyin daha çok tam olarak kullanıcı davranışını simüle edip kullanıcı tarafından yani user bilgisi vermekle alakalı benim anlattığım şey. Spike Stress ve Spike Stress Test ikisi daha farklı. Onları daha farklı modelliyoruz biz. Yok, o zaten o sorunun cevabını Zekeriya vermiş zaten. Saat 6'daki seansta hikayesini anlatacağız demiş. Evet. Demiş. Ona cevap vermiş sanki. Aslında şöyle 6'daki sunumda Trendyol'da öğrenilen dersler adlı bir sunumumuz daha olacak. Orada anlatırız hikayesini demişler. Ama eğer değinmek istediğiniz bir konu varsa lütfen bize olur. Yani sonuçta bu bayağı zorlu bir süreç olduğu için orada öğrendiğimiz çok şey, çok fazla şey oldu. Değişiklik yaptığımız bayağı bir şey oldu. Yani saat 6'daki seansa daha detaylı anlatılır diye düşünüyorum ben onu. Hani burada girersek ayrı bir seans daha açmamız gerekir ona. Mesela bu sene bu sorunun yaşanmaması için aslında neler yapıyoruz? İşte bu performans testlerinin sıklığını aslında arttırdık. Hani değişik konfigürasyonlarla deniyoruz bu testleri. İşte spike, yani burst trafikte deniyoruz. İşte normal, örnek veriyorum, bir reklam anındaki user artışını simüle etmeye çalışıp hani değişik sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Buna göre hani iyileştirme sayımız vesaire tabii fazla oluyor. Maddeler çıkıyor. Bunlar fixlenerek sistem daha iyi olmuş oluyor. Hani aslında inmemek için sürekli bu testleri tekrar edip farklı versiyonlarla, farklı varyasyonlarla aslında sürekli iyileştirme yoluna gitmemiz gerekiyor. Bizim yaptığımız da aslında bu. Çok güzel. Süreçlerinizde veya kullandığınız tool'larda bir değişiklik oldu mu? Aslında oldu. Mesela örnek veriyorum, Terraform'dan önce direkt Salt Ansible kullanıyorduk ama hani Salt Ansible'ın işte performans sıkıntılarına takıldığımız oldu. İşte bu noktadan sonra işte daha böyle aslında ve orchestration tool'u kullanmamız gerektiğini anlamış olduk ve Terraform kullanmaya başladık. Gibi bu tarz iyileştirmeler yapıyoruz ama Locust'u uzun süredir kullanıyoruz. Hani şu an bir alternatifini denemiyoruz ya da öncesinde şeyler falan denemiştik aslında. Hani Gmetter vesaire gibi tool'ları denemiştik. O tool'lar da kesinlikle kötü değil ama hani Locust'un bir tık Muhammed'in de bahsettiği gibi kendi sunumunda şey olarak daha lightweight bir Python based olduğu için daha lightweight ve hani easy to scale aslında. Scale etmesi çok daha kolay. O yüzden şu anda tercihimizi bu yönde ilerletmeye devam ediyoruz diyebilirim. Kaç user'a kadar simüle edebiliyorsunuz? Bunun sayısı aslında şeye göre değişiyor. Hani load test yaptığımız product'a göre de değişebiliyor içeride. Yani maksimum şeyi görmüştüğümüz var ama hani 4 ya da 5 throughput'un üzerine çıktığımız endpoint hazında var aslında. Kullanıcıların en çok geldiği işte search gibi, browsing gibi,
Zeus diye bir projemiz var. Mobilin BFF'i gibi düşünebilirsiniz. Yine onlarda açıkçası şey, hani çok yüksek trafik yaratıp ulaştığımız şeyler oluyor. User bazında aslında işte bizim de çalışmalarımızdan biri bu. Biz şu ana kadar hep throughput bazında bunu ölçtük ama şu an yapacağımız çalışmalarla işte Ali Berat'ın kendi sunumunda da bahsettiği gibi aslında spesifik tam olarak user verebilmek. Yani kaç user da bu sisteme inebilecek gibi vesaire, hatta bunları önceden performans testi koşmadan belli parametrelerle bu sonuçları verebilen aslında bir takım projeler üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. Süper. Aslında sorularımızı bitirmiş görünüyoruz. En son teşekkürler, elinize sağlık gibi yorumlar almışız. Biz teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Yeniden teşekkürler sizlere de Emre, Berat ve Muhammed. Gerçekten ben de Ceren, Elif öncelikle size teşekkür ederim ve bizden önce sunum yapan arkadaşlarımın da eline ağzına sağlık. Hani gerçekten kaliteli içeriklerdi. Umarım hani katılanların da hoşuna gitmiştir. Keyifli bir sunum olmuştur. Çok teşekkürler. Şimdi 15 dakikalık bir ara vereceğiz. Saat tam 6'da Trendyol'da öğrenilen dersleriyle aranızda olacağız tekrardan. Umarım sizler için de güzel gidiyordur. Heyecanla bekliyoruz öğrendiğimiz dersleri sizlerle paylaşmak için. Görüşürüz.